Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 4 Bölüm 2. Konumuz yine sayılar. Sayılar konusu devam ediyor. Sayılar 2 yazmakta. 5 alt başlıktan oluştuğunu görmekteyiz. Çeşitli sayılar var karşımızda. Giriş bölümünü görmekteyiz. Burada bu bölümde dil bilgisi çerçevesinde Arapçada mürekkep. Mürekkep bileşik demek. 11 ile 19 arasındaki sayılar yani. Ve atıflı yani diğer adıyla matuf sayılar. Arasında var bulunan sayılar demek bu. 21 ile 99 arası ki bundan kasıt 21-29, 31-39, 41-49, 51-59, 61-69, 71-79, 81-89, 91-99. İçerisindeki onluk sayılar dahil değil. Yani 30, 40, 50, 60, 70, 80 bu konuya dahil değildir. Ve ukut yani onarlık demek sayılar ayrı bir değerlendirilmiş bunlara uk denilmiştir. 40, 50, 60, 70, 80, 90 sayıların bizzat ve kendilerine ukut sayı denmektedir. 100 ve 1000 sayıları ve bu sayıların katları yani tesnesi, cimrisi, çoğulu, ikili ele alınmış. Cümle içindeki kullanımlarına yer verilmiştir. Ayrıca sayılarla doğrudan ilişkili olan temiz konusu da ele alınmış. Konunun daha iyi anlaşılmasına katkı sağlamak amacıyla bir de diyalog karşımızda bulunmakta. Diyalog metnini atlıyorum. Günlük hayatımızda Arapça 2, bankada geçen bir diyalog görmekteyiz. Memur memure ile Mahmut arasındaki bir diyalog. Yukarıda metinde geçen sayı ve sayılanları belirleyip gruplandırarak kullanım özelliklerini inceleyin. Yani konuyu ne kadar anlayıp anlamadığını göstermek önemli. Şunu bir defa yapmalıyız arkadaşlar. Özet çıkartma mahiyetinde. 1 ile 2'nin özelliği neydi? 3'ten 10'a kadar olan sayıların özelliği neydi? Peşine 11 ile 99 arasındaki bileşik deniyor. Matuf sayılar 21-9, işte okut sayı 90, 100 var, 1000 var, tesnesi var, cemisi var. Bunların adlarına yani tek tek sağlı sollu bir kağıda bunların özet çıkartmanızda fayda var. Öte yandan ne diyor? Parçadaki kullanımlarına bakalım demiş. Şöyle baktığımızda Mahmut adında 55 yaşlarında. Mahmut adında 55 demek 55 diye bir sayı var burada. Bakalım neredeydi o? Şu an arıyorum ne diyor? Hamsetun ve selasune seneten. Şimdi bu ünite dil bilgisini işledikten sonra buradaki hamsetun ve selasune seneten tabirini incelemeye alın siz. Arada vav var. Sağda ve solda sayı var. Sağdaki rakam, soldaki sayı. Hamse 5, hamsune 50. Arada vav var. Artı görevi görüyor burada. 50 artı 5 eşittir 55. Peşine seneten gelmiş. Mesela senetun değil, senetin değil. Neden fethalı gelmiş? Veya neden müfret gelmiş, cemi gelmemiş? Bu tür konuları tek tek işlemeniz, incelemeniz gerekiyor. Ne zaman? Dil bilgisini işledikten sonra. Selasine senete. Mesela selasune değil de selasine gelmiş. Niye? Başında muzaf var. Seneten gelmiş yine. Senetun değil, senetin değil. Bunlar hep dikkatli bir şekilde incelemeniz gerekecek. Hamsiti alaf gelmiş. Peşine lira tin gelmiş. Lira tin. Lira ten değil mesela. Lira tun değil değil mi? Lira te değil. İki esreyle gelmiş. Hamseti alafi. Devamında şurada 1250 lira yazdığını görüyorum. Demek ki burada 1250 sayısı var. Nerede? Şurada herhalde. Evet. Elfen ve miyeteyni ve hamsine liraten. Liraten, liratun, liratin. Nasıl okuman gerekir? Elfen gelmiş, elfun gelmemiş. Miyetane değil, miyeteyni gelmiş. 3000 lira. Yani buradaki rakamları, sayıların devamını, her birini incelemeye alın. Ne zaman? Dil bilgisi işlendikten sonra. Geçiyoruz mürekkep sayılara. Mürekkep sayı 11 ile 19 arasındaki sayılardır. El-Gavain kurallar. El-Adedül mürekkebu. Mürekkep sayılar. İşte 11-19 arası. El-Adedül ma'tufu vel ma'tufu aleyh. Kendisi üzerine atfedilen ve üzerine bağlanan şey. Mesela bir bardak, bir de bardağın içindeki su var. El-Ma'tuf atfedilmiş, bağlanmış olan. Neye bağlıyorsan ona da matufun aleyh diyoruz. Bu da 21-99 arasındaki sayılar demektedir. 100 var, 1000 var ve bunların katları diye yazılmış.
11-19 arasındaki sayılar mürekkep sayılar olarak adlandırılır ki 11 de dahil, 19 da dahil, arasındakiler de dahil olmak üzere. 12 sayısının ikisi hariç olmak üzere. Yani tahtaya 12 yazdın. 12. Orada yazan 2 hariç olmak üzere diğerlerinin tümünde birler ve onlar basamağındaki fetha ile mebnidir. Fetha ile mebnidir ne demek? Esasen gerisi onun açılımı yani o cümlenin tercümesi diyebilirsin. Cümle içinde hangi konumda, konum derken yani failmiş, muzafmış, mef'ulmuş, sıfatmış, bedelmiş, başında harfi cer varmış ne olursa olsun yani. Hangi etken başında olursa olsun, neyin etkisinde olursa olsun, işte hangi konuda olursa olsun hep fetha ile harekelenirler. Başında harfi cer var ben şuna bir esre vereyim diyemeyiz yani. Aa bu cümlede fail, şunu merfu yapmam lazım bir ötüre vereyim. Hayır. 12 sayısının ise sadece birler basamağı. Yani 12'nin ikisi. İkil olduğu için mureptir. Ref durumunda elif ile merfu, nas ve cer durumunda ya ile mensup veya mecrur olur. 12 sayısında da onlar basamağı fetha ile mebnidir. Ne anladık? Bunu Arapça örnekleri görmeye başladığımızda çok iyi anlayacağız. Burada diyor ki 11 ile 19 arasındaki sayılar hepsi fetha üzere mebnidir. Lakin o tahta 12 yazacaksan o 2 var ya o 2 fetha üzere mebni değildir. Tesniye bir kelime olduğundan dolayı tesniyenin irabına tabidir. Tesniyenin irabı neydi? İsimlerde irabı bir hatırlayalım. Elif yazılırsa merfu, ya ile yazılırsa cümlenin akışına bakarak yani başında harfi cer varsa mecrur dersin örnek. Başında muzaf varsa kendisindeki ya'ya yine cer alameti dersin. Ama kendisindeki ye cer alameti değil de nasb alameti de sayabilirsin. Başında muzaf yok, harfi cer yok veya mecrur bir kelimenin sıfatı değil gibi. Yani mensup olmasını gerektiren bir durum varsa o zaman oradaki ya demek ki nasb alameti, cer alameti değilmiş dersin. Bu anlattıklarım şu an biraz havada kaldı ama örnekler geldikçe her şey yerli yerine oturmaya başlayacak. Diğer önemli bir husus mürekkep sayılarda sayılan sözcük temiz yani daima tekil ve mensup olarak kullanılır. Şöyle yazmanız lazım zaten. Mürekkep sayılar 11-19 kastedilir. Hemen yanına temyizi şöyle gelir. Peşine ukut sayılar yani şunda şudur. Temyizi şöyle gelir. Alt alta böyle yaz yaza inmeniz lazım. Buranın özeti bu. Ve peşine irabını yazmanız lazım. Ne diyor burada? Mürekkep sayılar yani bunların temyizlerinden bahsediyorduk. Tekil olacak müfret değil. Müfret olacak yani tesniye değil, cemi değil. Mensup olacak her zaman için. Bu şekilde kullanılıyor. Sayı ile sayılan arasında cinsiyet uyumuna gelince. Hangisi müzeker, hangisi müennesi? Bu uyum sadece 11 ve 12 sayısında vardır. Dikkat et. 13-19 grubu sayılarda onlar basamağı ile sayılan arasında uyum vardır. Ve birler basamağındaki sayılar cinsiyet bakımından sayılanın zıttıdır. Dolayısıyla onlar basamağı da birler basamağı ile cinsiyet bakımından tezat oluşturur. Burayı iyi anlayabildik mi? Burayı bir kere daha okumanızı öneriyorum. Anladık veya anlamadık. O burada belli olacak şimdi. Diyor ki, göz atın. Türkçesi 11, Arapça 11, yine 11. 11 erkek öğrenci demek istersen ahada aşara daliben dersin. Kız öğrenci demek istersen ihda aşrate. Şinin cezimlendiğini ve peşinden yuvarlak bir tane geldiğini görüyorsun. Aşrate dalibeten. Şimdi aşer müzekker, peşine gelen kelime de müzekker. Yani temyiz. Siyah yazılanların hepsi temyiz değil mi? Temyiz dolu buralar hep. Gidiyor böyle. Kırmızı yazılan yerler sayıdır. Mürekkep sayılarımız. Bileşik. Araya vav girmemiş iki tane rakam yan yana yazıyor yani. Buna ne diyorsun? Mürekkep diyorsun. Ehade aşara. Anlatılacak çok şey var. Her birini hatırlayalım. Ehade. Sonuncu, kelimenin sonuncu harfi neyle bitti? Fetha ile bitti. Ötürle bitebilir miydi? Hayır. Mebni çünkü. Fetha üzeri mebni. Aşera. Bu da fetha üzeri mebni. Ra'da fetha var ve her zaman olmak zorunda. Öncelikle bu sayının fetha üzeri mebni olduğunu bilmeliyiz. Her iki cüzünde, her iki parçanında. Peşine.
Galiben gelmiş, müfrettir. Tekildir. Değil mi? Müfrettir, tekildir. Aynı şey zaten. Bir müddet söyledik. Ötenden mensuptur. Fetha almıştır. Bunu da görüyorsunuz. Cinsiyet uyumu var mı? Var. İhda aşrate dalibeten. Neydi uyumumuz? Tekrar etmekte fayda görüyorum. Sayı ile sayıdan arasında cinsiyet uyumuna gelince bu uyum sadece 11 ile 12 arasında var. Ha, 13 ile 19 arasındaysa ne diyor? Onlar basama ile sayıdan arasında uyum vardır. 11-12'de her türlü uyum var. Daha sonrasında sadece onlar basamağında var. Ahade müzekker, aşara müzekker, daliben müzekker. Yani 3 parça. Hem sayının birinci cüzü, hem ikinci cüzü, hem de temyizimiz. Hepsi nedir? Müzekkerdir. 11 böyle. 12'ye gel. İhda müennes, aşrete müennes, dalibeten müennes. Üçü de müennestir. Bu bilgiler önemli elbette. Neden? İhda aşrete nokta nokta nokta. Buraya ne gelmelidir? Daliben mi? Dalibeten mi? Dalibani mi mesela? Tesniye mi? Dalibeyni? Tesniyenin nasb-ı cerri mi? Ama sen biliyorsun ki ne olmalı? İşte bu kuralları bilirsen ne olmalı? Onu anlarsın. İhda ahade müzekker, ihda müennes. Aşara müzekker, aşirate müennes. Dalibeten de müennes. Niye? Kapalı tayla bitti. Uyum var mı? Temyiz ile sayı arasında var. Sayının her iki cüzü de artı temyiz de uyum içerisinde. Hepsi birden müzekker, hepsi birden müennes olmakta. Ve sayılar burada fetha üzere mebni idi. Şimdi 12'ye geldik. 12, 13 böyle gidiyor. 12'ye baktığımızda 12 erkek öğrenci dersen isna aşara daliben dersin. İsna, şurada elif var değil mi? İşte 12'nin ikilik iki kısmı, yani onlar basamağı mı oluyor? Birler basamağı. 12 diyoruz. Tahta 12 yazdığımızda ona denk düşen isna kelimesi ve isneta kelimesi. Yani bizzat isna ve isneta bu sayılar, hem isna hem de isnata için geçerli şu an anlatacağım. Ha, bunlar mebni değildir. Ne demek? Her zaman peşine elif gelmez demek. Burada her zaman fetha gelir, ayrı mesele. Bunun irabı bir defa harekeyle değil. Fetha gelmiş gelmemiş konu bu değil. Konu iki sayısı bir defa harekeyle değil, harf ile irab almaktadır. Harf ile irab alan bir özelliğe sahip. Nasıl ki burada isna, isneta yazıyor. Bunun başında bir harfi cer olsaydı mesela fi gibi, örnek olsun diye veriyorum. Farklı bir şey de olabilir. Fi isna olmaz artık. Ne olur? Fi isna değil de isney olur. İsney diye yazılacak artık. İsney. İsney aşara. Veya isnetey. Alttakinde olsaydı. İsneta yazıyor ya. Bunun başında fi olsa bu nasıl yazılır? Fi isne tey. Ne tey. İsne tey olur o da. Demek ki başına harfi cer gelirse mesela ne olur? Yazılışları değişir. Elif gider. Elif yerine ya geliyor yani. Elif yerine ya gelir. Burada da elif yerine ya gelir. Tekleşen şey bu olur. Kendisi dolayısıyla mebni değildir. Soru gelebilir. Der ki okut sayılarda, okut dedim gerçi, mürekkep sayılarda mebni olmayan hangisidir? Aşağı değer alıp mebni olmayan hangisidir? Yazabilir yani. Sittete aşara, hamsete aşara yazar yazar yazar. Bir tanesi de isna aşaradır. Aa, bu 12. Ben biliyorum ki hem isna hem de isneta. Sadece bu ikisi. Bunlar nedir? Bunlar mebni değildir. Mureptir. Sadece bu ikisi derken neyi kastediyorum? Mürekkep sayılar içerisinde. Sadece bu ikisi mureptir, mebni değildir. Murep nedir, mebni nedir? Mebni donuk demek, yazılışı standart, asla değişmeyen. Murep bunun zıttı. Murep ile mebni farklı. Mebni yazılışı standart, asla değişmiyor. Başına harfi cer gelmiş, şu olmuş, bu olmuş, önemli değil. Ama murep ise cümlenin akışına, başındaki etkene bağlı olarak işte isna olur, isnetey olur. Eşrune, eşrine, Zeydun, Zeydin, Muhammedun, Muhammedin. Cümlenin akışına, etkene bağlı olarak yazılışı değişene murep diyoruz. Demek ki fetha üzere mebni değil. Hangisi? Sadece şunlar ama. Aşara, aşate kısmı bunlar yine fetha üzere mebni.
Ayrıca unutmuyoruz. İsna nedir? Müzekkerdir. İsnetanedir, müennestir. Elif'in sağında T olursa, burada var mesela değil mi? Elif'in sağında T var. Ha, bunun müennes olduğunu gösterir. Bu önemli bir bilgi. Neden? Nokta nokta nokta. Aşırata dalibeten dese noktalı yerine getirmen lazım. İsneta getirmen lazım. Niye müennes kelime getiriyorum? Müennes bir rakam. Bir defa onlar kısmındaki müennestir. Ve peşine gelen temiz de müennestir. Sen de müennes getirmelisin. Çünkü biliyoruz ki 11 ve 12 sayılarında 3 cüzde. 300 3 parçada. 3 parça yani bir şu ilk rakam ve peşine gelen rakam ve peşine gelen temiz. Olduğu gibi müzekker, olduğu gibi müennes olur. Tam bir uyum içerisindeler. 11 ile 12 böyle. Ama iş 13'e geldiğinde işlerde bir takım değişmeler olacaktır. Ne gibi? Yukarıda ne dedi? Şuradaki bilgi artık gitgide oturmaya başlayacak. 13-19 grubu sayılarda onlar basamağı ile sayılan arasında yani temiz arasında uyum var. Evet. Ama birler basamağındaki sayılar cinsiyet yönünden zıt olacaktır. Neye zıt? Hem temize hem de hemen yanındaki onlar basamağındaki o 10 rakamına zıt olacaktır. Örnek. Selasete T ile bitmiştir. Müennestir. Selase 3 biliyorsunuz. Erbaa 4, Hamse 5, Sitte 6 böyle gidiyor. Şuradaki şu 6'lar 5'ler hep ilk kelimelerin tercümesidir. Bunu biliyorsunuz değil mi? Şu en baştaki 1'ler ise hep şunlardan karşılanır. Aşete aşara. Şimdi 13'teyiz. Selasete müennes. Sonunda T ile bitmiş çünkü. Müennestir. Hemen yanındaki 10 yazana bak. 10 nedir? Müzekkerdir. Zıt var değil mi? 3 müennesken 10 nedir? Müzekkerdir. 3 müzekkerken ha 10 müennestir. Demek ki 3 ile 10 veya 4 ile 10 bu şekilde devam ediyor. 13-19 arası. İki tane rakam yan yana yazıyor ya. Kendi aralarında cinsiyet bakımından zıtlık var. Hamse T ile bitmiş. Aşara T'siz. Yani müennese müzekker. Hemen altında zıttını vermiş ama bak. Bu müzekker olursa diyor o zaman da bu müennes olur. Kesin bir zıtlık olur. Peki peşine gelen temiz neye uysun? Yani daliben, dalibeten bu neye uyacak? Bu da kendisine en yakın olana. Yani aşara, aşrefe. 10 yazan sayıya uyması gerekir. Daliben müzekker. Neden? Çünkü aşara müzekker. Öyleyse selasete nokta nokta daliben. Aşara mı aşrete mi? Bakıyorsun ki daliben müzekker. Demek ki müzekker getirmem lazım. Veya dersin ki selasete müennestir. Bu onunla zıt olması gerekir. Kural buydu. Dolayısıyla aşara getirmem gerekir diyebilirsin. Demek ki son ikisi uyum içerisinde. Baştaki zıt. Son ikisi uyum içerisinde olarak devam ediyor. Müzekkere müzekker, müennese müennes, müzekkere müzekker, müennese müennes, müzekkere müzekker, müennese müennes devam ediyor. Baştaki de bir müzekker bir müennes o şekilde devam etmiştir. Zıtlık vardır. Diğer nokta ne? Selase T, selase, erbaat, erbaat, tu değil yani erbaat T değil. Fi getir yine erbaat yazılır. Erbaa 13-19 arası fetha üzere mebnidir değişmez. Ne? Sayılan iki cüzü de. Anlaşıldığını düşünüyorum. Birkaç örnek bakalım. Ca'e ehade aşara. Ca'e geldi. Fiil. Kim geldi? Ehade aşara. 11. 11 ne geldi? Vayfen. Misafir geldi. Nereden? Minen karate. Ankara'dan. 11 misafir geldi. Fissepti isna aşara. Fissepti, pardon. Fisseneti bir yılda vardır. İsna aşara şehran. 12 tane ay vardır. Kânet fî mevkibil ürûsî selâse aşrate seyyâreten. Selâse müzekker, aşrate müennes ve peşine gelen temyiz ona uyması gerekir. Aynı zamanda kendisinin mensup olarak geldiğine dikkat edin. Erbaate aşara câmiîyen. Ne oldu? Yanındaki ona uydu. Câmiîyen, müzekkere oldu. Min erbaate. Bu dikkatinizi çekmeli. Min erbaate. Min ne olmuştur? Erbaate ceredememiştir. Ama şunun yerinde isna olsaydı, isnayı buraya yazsaydın, isney olurdu. Hamse aşrate safhaten. Fi yevmin vahidin. Vahid ne yapmıştır? Sağındaki kelime uymuştur. Çünkü sıfattır. Bir ile iki sıfat olarak geliyordu. Hatırlıyorsunuz. Diğer de bu şekilde devam etmiştir. Yukarıdakilere baktığımızda diyor. Şöyle 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 olmaktadır. İkili yani isna ve isneta kelimeleri aşara aşrata bunun yanında yer alırsa raf hali elifle yani merfulu elifle
Nasbı da cerri de ya ile olmaktadır. Temyizi ise müfrede mensup olduğuna dikkat ediyoruz. 1 ve 2 sayılan 1 ve 2 sayısı sayılanla uyumlu. 3 ile 9 arasındaki sayılar zıt olurken onlar basamağın 10 sayısı sayılanla uyumludur. Burası çok önemli bilgi. Yani şurayı kesinlikle bilmeniz lazım. Bunu bilen not alacaktır. Fenfecerat minhu isnetâ aşrete. Aynen. İsnetâ müennestir. Nereden bildin? Elif insan da T var çünkü. Aşrete bu da müennestir. Ayn kelimesi bu da müennestir. Müennestlik alameti göremiyorum. Semâ müennestir. İsnetâ faildir. Dolayısıyla Elif'le merfudur. Pardon. İnni ra'aytu ahada aşara kevkeben ve şemse vel kamera ra'aytuhum li sacidin. Ahada aşara. Ahad kelimesi ahada aşara burada mef'uldür. Mef'ul olmasa da böyle yazılır. Yani dalda fetha her türlü olacak. Çünkü ahada aşara fetha üzere mebni zaten. Ya'mul ahada aşara dabiben fil müsteşfa. Ahad aşara burada faildir. Ama madem fail o zaman merfu eşittir. Bunları ötreleyelim diyebilir mi? Diyemez. Niye? Fetha üzere mebni yani. Fail meful olup olmaması önemli değil. Ta'mel ihda aşrate. Ta'mel fiil ihda aşrate burada faildir. Dolayısıyla merfudur ama mahalli olarak merfu. Mahallen merfu. Niye mahallen merfu? Çünkü mebnidir. Mebniler her zaman için irapları mahallen olur. Burada mebni kelime fail konumunda olduğu için o mahallen aldığı irap merfu oluyor. Burada da ehad aşara yine mebnidir. Mahallen irap alması gerekir. Ama burada fail değil ki mahallen merfu olsun. Burada meful olduğu için irabı ne olur? Mahallen mensub olur. Eşittir. Bir kelime mebni ise irabı mahallen olur. Fail ise mahallen merfu. Meful ise mahallen mensup denilir. Câe hamsete. Câe geldi. Hamsetu aşeru diyemiyor ama. Neden? Câe fiil fail lazım. Evet, hamsete aşere faildir ama ben bunu ösreleyemem. Raf halinde yazamam yani. Neden? Fetha üzere mebni. Bu şekilde doğmuş gelmiş. Bir değişiklik kendisini de sağlayamıyoruz. Kendisi fail olduğu için mahallen alacağı irap ne olması lazım? Merfu olması lazım. Mebni olduğu için merfu değil yani ikisi farklı şey. Mebni olduğu için eşittir irab mahallen olacak. Fail ise o aldığı mahallen iraba bir de merfu kelimesini takarsın. Mahallen merfu dersin. Tekelen tümen hamsete ma zarftır. Dolayısıyla muzaftır. O zaman hamsete aşağı ne olur? Mecrur olur. Hadi ceret hamseti yaz. Yazamazsın. Niye? Mebnidir. Madem mebni, irabı mahallen olması gerekir. Mahallen mensup diyebilir miyim? Yok diyemezsin. Mahallen mecrur desem dersin. Niye? Çünkü zaten başında muzaf var. Kendisi muzafın ileyh konumunda. Öyleyse bunun irabı nedir? Mahallen mecrurdur. Bunu toparlayalım yani. Şimdi alacağı irab mahallen merfu, mahallen mensup, mahallen mecrur. Üç şeye değindi. Birer örnek vermiş oldu. Mahallen merfu ne zaman denilir? Mahallen mensup ne zaman denilir? Mahallen mecrur ne zaman denilir? Bunları bir yer kesinlikle not almanızı öneriyorum. Mahtuf yani atıflı sayılar 21.99. Arada vav olduğu için bunlara mahtuf denilmiştir. Vav var değil mi? İki rakam arasında vav girerse ona mahtuf sayı dersin artık. İsnani ve inşiruna yani isnaşara değil. İsnani ve inşiruna. Vahidun ve inşiruna. Selasun ve inşiruna. Ha, o zaman ne oldu? Demek ki burası atıflıdır. Atıflanmış yani mahtuf sayıdır. Temizi nasıl gelir? Daima tekil ve mensuptur. Tekil ve mensup olarak gelmektedir. Sayılan ile cinsiyet uyumu bağlamında birler basamağındaki 1 ve 2 sayısı sayılan ile cinsiyet bakımından uyum içerisindedir. Vahidun müzekker, dariben de müzekker. Vahidetun müennes, daribeten de müennes. Dikkat edin, vahide demiyor artık. Vahidun, vahidetun. Selasun, erbaetun. Yani bunlar mebni değil. Mebniler bitti. 1 ve 2 sayılan ile yani temiz ile cinsiyet bakımından uyum içerisinde. Ancak birler basamağındaki 3 ile 9 geriye kalan o grup var ya bunlar sayılan ile cinsiyet bakımından tezat oluşturacaktır.
Peki bunu söyledik de buradakilerle ilgili hiç konuşmadık. Yani işrune, işrunete gibi bunlardan müzekerlik, müenneslik var mı? Yok. Bunların yazılışı müzekker, müennes olamaz. Ya işrune, yani ya vavla yazılır bunlar. Ya da işirine, vav yerine ya olur. T'ler için de geçerli. Yani şuradaki erbaune, erbaine, hamsune, hamsine, selasune, selasine. Devamı ne var? Sittune, sittine. Sittine, sebuune, sebeine. Semanune, semanine. Tis'une, tis'ine. Vav yerine ya yazarsın. O zaman onun ne hali olmuş olur? Nas ve cer hali olmuş olur. 3 ile 9 ne dedik? Temizde cinsiyet bakımından zıtlık vardır. Örnek 3'e bak. Müennestir. Galiben müzekkerdir. Selasün müzekkerdir. Galibet müennestir. Hamsetün müennes, daliben müzekker. Bir de 9'a bakalım yani. Tisatün müennes, daliben müzekker. Tisun müzekker, dalibeten müennes. Bu şekilde devam etmiş. Atıflı sayılar mureptir. Hem birler basamağındaki hem de onlar basamağındakinde ne vardır? Değişkenlik söz konusudur. Buna örnekleri gelir herhalde. Yukal denilir ki inler insan, insan nedir? Yahtacu ihtiyaç duyar. İlâ vâhidin ve işrîne. 21 şeye. Yeme 21 güne ihtiyaç duyar. Vâhidin esra almış. İşrûne işrîne. Vav yerine ya gelmiş. İlâ harfi cerdir. Vâhid kelimesini cer etmiştir. Burada vav var. Vav sağındaki i'rabı sola aktarmakta görevli. Tüm vavlar böyledir demiyorum. Atıf vavı böyledir. Sağındaki madem mecrur. Neyle mecbur? Burada esra almış. Niye? Kelime müfret çünkü. İşrine. Bu da cer halinde olması gerekir. Bunun cer alameti yağdır ama. Cer alameti için kendisinin sonuncu harfine esre veremeyiz. Cer alameti dediğimiz şey kelimeden kelimeye farklılık gösterebilir. Detay için isimlerde İrab adlı videomuza bakabilirsiniz. Diğerleri de aynı şekilde olacaktır yani. İşte selasin ve işrine sa'aten. Selas ile sa'nın uyumsuzluk içerisinde olduğuna dikkat edin. Sadece 1 ile 2'de uyum vardı. Vahid yan mesela. Semanin ve sev'une seneten. Semanel müzekker seneten müennes. Tis'in saf'aten. Tis'in müzekker saf'aten müennes. Buradaki bilgileri yine önemli buluyorum. İfade ettiğim şeyler olduğundan tekrar okumadım. Rasat ve Rasaleti kable mev'idir içtimai bi hamsin ve işirine dakikaten. Hamsin, hamsitin değil, müzekker. O yüzden ondan 20'den sonra gelen, 20'den sonra 10 demeyelim, 20'den sonra gelen kelime yani temyiz müennes gelmiştir. Bu kelime mecrur olduğu için vav atıf harfi hemen solundaki işrune, işrine, selasune, bu kelimelerde ne yapmıştır? Cer irabını aktarmıştır. Hams niye mecbur? Başındaki ba'dan dolayı. Bi hamsin. Cer ile görevlidir. Ya'muru isnani. İsnani elifle yazılmış çünkü merfudur. Niye? Fail. Hamsen fetha yazılmış. Neden? Mef'ul çünkü. Sahhahtu. Sahaha fiil. Tu fail. Hamsen ve seb'ine. Hamsen nefur olduğu için mensup. Vav da sağındaki mensupluğu sola aktarmakla görevli. O zaman seb'une seb'ine olmuştur. Ya ile mensuptur. Dikkat! 20 ila 90 sayıları, 10'arlı sayılar yani okul sayılardır. Bu sayılar ister tekil kullanılsın, ister atıflı bir sayının parçası olsun, yapı bakımından bunların eril ve dişil kullanımlarında farklılık yoktur. Dediğim şeyi söylemiştir. Evet. Ne demek istedi yani? Seb'une, sebunete gibi bir şey yok. Fissaf erbaune, fissaf bir sınıfta vardır. Ne var? Kim var? Erbaune, 40, daliben, öğrenci yönünden 40. Daliben, temyiz. Temyiz, açıklayıcı kelime. Yani sayıdan ne kast edildiğini ifade ediyor. Sınıfta 40 tane ne var yani? Kalem mi var? Lahana mı var? Telefon mu var? Hayır, öğrenci. 40'tan kastım öğrenci diyor ve temyiz olarak görev yapıyor. Durum böyle. Araytu fil methafi 35 sayihan. Sayihan müzekker. Niye? Çünkü 30'un yemin sağındaki kelime müennes. Zıtlık olsun diye. 35 mensuptur. O zaman ne olacak? Selasune selasine ya ile yazılacak. Bu da mensup olacak.
Nasb alameti kelimeden kelimeye farklılık gösterebilir. İsimlerde yer anlatılmıştır. Dikkat! Neyif sözcüğünün bir üç arasındaki sayıya delalet ettiği ve onarlı sayıların ki suratin kullanıldığı bilinmelidir. Onarlı sayıların yanı sıra 10, 100, 1000 sayılarıyla da kullanılmaktadır. Ayrıca sayılanın eril ya da dişil olmasından dolayı sözcüğün yapısında değişiklik olmadığı da unutulmamalıdır. Lehu neyifun ve selasuna kalemen. Küsür manasına geldiğini görmüş olduk. 30 küsür kalemi vardır. Lehun için vardır. Ne neyif? Burada müpteda olduğu için merfu. Garafi, tufa, neyif, meful olduğu için mensup. Yani harekesine takılmayın. Neyifun, neyifen o da değişmekte. 100 ve 1000 ve bunların katlarına sıra geldi. Miyetu dalibin, miyetu dalibetin. Miyenin yazılışında farklılık var mıdır? Yoktur. Burada dikkat etmemiz gereken şey nedir? 100 ve 1000 sayılarının temyizi nasıl gelir? Çoğul ve mecrur yerine tekil ve mecrur olarak gelir. Dullap değil yani, dalip olarak geliyor. Ancak sayıdan yani madut, ister eril, ister dişil olsun bu sayıların yapısı değişmez. Mi'etu dalibin, mi'etu dalibetin. Yani mi'e değil, mi'etudur sayının bizzat kendisi. Mi'e müzekker için, mi'etu müennes için diye bir ayrım söz konusu değildir. Bunu ifade etmek istediler. Mi'eta dalibin. Tesniye olursa kelime şu an muzaf olduğu için sondakinin düşmüştür. Mi'etani aslında. Mi'etani. Esreli bir nun var orada ama yazılmamış. Neden? Kelime muzaf. Dalibin mecrur nitekim. Mi'etani yine. Dalibetin. Şu toplam 4 örnekte ne anlatmak istedi? Diyor ki temyiz müennes de olsa, müzekker de olsa mi'etu, mi'etu diye yazılır müfredi. Tesniyesi de mi'eta diye yazılır. İster peşinde müzekker ister müennes getir fark etmez diyor. 200 bu şekilde yazılır. Mi'etani veya mi'eta diye yazılır. Selasu mi'eti 300 demektir. Yani mi'nin başına ne yaptı? Selas getirdi. Yine müzekker ve müennes için selasü miye kullanılır. Bir şey değişmez. Bin demek istersem elfu dalibetin. Yani elfetu değil. Bu binin de müzekker müennes diye bir ayrımı yoktur. Yazılış standarttır. 2000 demek istersen elfani. Peşine esreli bir nun gelirdi. Lakin kelime muzaf olduğu için esreli nun silinmiştir. Elfa dalibin olmuştur. Selasetu alafi dalibin. Yine aynı şekilde 3000 de desen, 5000 de desen ne olmuştur? Peşine gelecek olan temiz, müzekker de müennes de gelse 300'de 500'de yazılışında bir değişiklik yok. Müzekkere müennese göre bir yazılışı yoktur. Şurada 300 yazdığına bakmayın. 3000 demek istemişler. Şuradaki bilgi doğrudur. Alaf 1000 demek. Selas 3000 yani. Selasetu alafin, erbaatu alafin, hamsetu alafin, 4000, 5000. Yani hangi rakam koyarsan o kadar 1000 yani olmuş olur. Şuradaki örneklere kısa bir göz atalım. Fil müsteva el evvel mietu dalibin. Birinci seviyede 100 öğrenci vardır. Kırmızı olarak yazılanların sayılar olduğunu fark ediyorsunuz. Sayılardan sonra gelen kelimeler yani onlara temyiz diyoruz. Bunların müfret ve mecrur olduklarının da farkında olmalıyız. Mesela eşhas değil de şahs olarak gelmiş. Müfrettirler ve mecrurdurlar. Burada tekrardan bilgi veriliyor. 100 ve 1000 sayıları muğrep olup sayılanları yani temizleri hep müfret ve mecrur gelir. Muğrep olup kendilerinin de muğrep olduğuna dikkat edin diyor. Nitekim fil müsteva birincisi el evvelu mietu. Mietu kelimesinin merfu öteli bittiğini görmekteyiz. Burada ba harfi cerre bitişmiş tesnisinin başına. Bilenler için diyelim. Bu esasen neydi? Yukarıdaki müfrettir, değil mi? Mi'etu, müfret. Peşine ne gelmiştir? Mi'e tani.
Mi e tani. Bu tesniyedir. 200 demektir. Başına ba harfi ceri geldiğini görmektesiniz. Dolayısıyla ne olur bu da? Bi mi e teyni. Şuradaki elifi yağlı olarak yaz. Bi mi e teyni. Kelime muzaf olduğu için sondaki nun da düşer. Sonuç olarak burada olduğu gibi bi mi e tey yazılır. Selasetu mi eti. Indi selasetu mi eti. Selasetu merfu çünkü haber olarak gelmiş. Indi benim yanımda vardır. Mübteda olarak gelmiş pardon. Mi'ye muzaf olduğu için mi eti selasu muzaf olduğu için mi eti mecrur olarak esre ile gelmekte. Çünkü muzafın ileh konumundadır. Elfu merfu olarak geldiği gibi elfa bu da merfu olarak gelmiş. Elfani tesniye idi. Kendisi muzaf olduğu için yine sondaki nun düşmüştür. Elif yazılmış olması onun merfu olduğunu göstermektedir. Selasetu alafi. Elfun müfret, elfani tesniye, alaf cimidir. Tekil, ikil, çoğul olarak gelmiştir. Demek ki 3 ve daha fazla yani 300, 500, 500, 3000, 5000, 7000, 9000, 10000 gibi bir şeyler diyeceksek artık elf kelimesi değil de alaf diyerek yanına 3 getirirsin, 4 getirirsin, 5 getirirsin. Böylece 3000, 5000, 7000, 9000 falan denilmiş olur. Peşine gelen kelimelerin müfrette mecrur olduğuna ise dikkat etmeliyiz. Burada o anlatılmıştır. Başka? Değişiklik açısından bunlarda bir değişiklik yoktur. Temizdir, müzekker veya müennes de olsa kendileri aynı şekilde yazılmaktadır. 100 yani mi'e sayısı dişil, 1000 elf yani sayısı ise eril olarak kabul edildiğinden mi'ye niye dişil kabul ediliyor? Sonda T var. Elf niye eril kabul ediliyor? Kendisinde mühendislik alamet mesela. T yok. Böyle olduğundan dolayı ve 3, 10 arasındaki sayı sayıların zıttı olması gerektiğinden 100 sayısıyla eril, selasetu, 1000 sayısı ile selasetu. Kendi 100 ile selasu, 1000 ile selasetu kullanılıyor. Buna da dikkat etmeliyiz. Ne anlattı? Tekrar ederim onu buradan. Yüz sayısı müennes kabul ediliyor. Nitekim sonunda kapalı ta var. Ha, o zaman diyor sen işte 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yanına getireceksen getirdiğin o rakam birler basamağı yani veya onlar mı diyelim onun müzekker olarak getirmen gerekir. Bak selasu diyor mesela selasetu diyemez. Selasu mi eti. Lakin elf kelimesiyle birlikte 3, 4, 5, 6 bunları kullanacaksa kullanacağı harf, sayıları, rakamları müennes getirmesi gerekir. Selasetu, selasu olmaz alaf ile elf ile birlikte. Selas olmaz, selasetu olur. Onu anlatıyor burada. Böylece anlatmış oldu. Yüz sayısı hem mi etu hem de ma et şeklinde yazılabilmektedir. Çoğulu miatun gelmekte. Ancak az kullanılır. Çoğul kullanılması gereken yerde yine tekil kullanılır. Bin yani elf sayısının çoğulu alaftır. Selaseti alafin, seb'ati alafin gibi. Müfret ve mecrur olarak geldiklerine dikkat ediyoruz. Temizlerinin. Hamsetun ve selasune elfen ve erbaatun mi'etin ve hamsete aşara daliben ve dalibeten. Örnekte geçen sayıyı ve sayılanı parçalara ayırarak incelemekte fayda vardır. 35 bin. Hamsetun ve selasune elfen ifadesinde geçen elf sayısı müfret mensup olarak. Elfen. Müfret mensup olarak 35 sayısına biraz değinelim şimdi. Hamsetun ve selasune yani. Atıflı sayısının sayılanı Hamsetun ve selasun elfen. Buradaki elf kelimesi temyiz olarak gelmiştir. Onu anlatıyor. Neyin temyizi? Hamsetun ve selasunların temyizi gelmiştir. Başka Erbe'u mi'etin ifadesindeki mi'e sayısı ise çoğulu kullanılmadığı için müfret mecrur olarak gelmiştir. Erbe'u muzaftır yani. Mi'etin onun muzafın ileyhi olur.
15 mürekkep sayısının sayılanı olarak gelmiştir. Hamsete aşaranın sayılanı olarak ne gelmiştir? Galiben gelmiştir. Her birini ayrı ayrı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. İrabul Kur'an diyor. İrabul Kur'an'la alakalı sizinle PDF paylaştım. Bir önceki videomuzda, bir önceki ünitemizde. Yani Arapça 4 ünite 1. PDF paylaştım. PDF'yi indirerek Tevbe suresini bularak burayı inceleyebilirsiniz. Bakara suresi, Bakara suresi. Buraları bularak kendiniz bizzat inceleme yapabilirsiniz. Önce sureyi bulun, sonra ayet numarasını bulun. Orada ilgili cümleleri, cümlecikleri bularak inceleme yapabilirsiniz. Konumuz şimdi temyiz. Şimdi buradaki temyiz biraz daha farklı. Az önce sayıların temyizleri vardı. Bu konuya geçmeden önce şunu belirtmeliyim. Hangi sayının irabı nedir? Hangi sayıya nad verilir? Hangi sayının temyizinin durumu nedir? Cemi midir? Müfret midir? Mensup mudur? Mecrur mudur? Gibi bunları bilmeniz gerekiyor. Şimdi sayıların mağdutları, sayılanları temyiz olarak kabul edildiği için bu kavrama birinci bölümde kısaca değinilmişti. Bu kısımda temyiz konusunun biraz ayrıntılı ele alınmasında yarar olacaktır diyor. Temyiz kapalılığı gideren kelime. Nekredir ve mensuptur. Bir isimdir bu. Fiil değildir, harf değildir. Mümeyyiz kapalılığı giderilen kelime. Kapalığı gideren, ortadan kaldırana temiz diyeceğiz. Hangi kelimenin kapalılığını açtın sen? Felanca kelimenin. Ha, o kelimeye de mümeyyiz diyeceğiz. Melfuz mümeyyiz. Kapalılığı giderilip açığa kavuşturulan unsur dedik. Mümeyyiz iki kısma ayrılır. Bir, melfuz. Mübhem kapalı unsur yani. Mübhem de kapalı aynı şey. Bir isim ise bu ad verilir. Sayılar dilde açıklama ihtiyaç duyulan mübhem sözcükler arasındadır. Eğer isimsi böyle diyor. Ra'aytu hamsete süyyahin fissugi. Çarşıda 5 gördüm desem, turist kelimesinde şunu kullanmasam. Çarşıda 5 gördüm. Burada bir kapalılık var. 5 ne gördün? Araç mı, bina mı, insan mı, şu mu, bu mu? Yani onun sonu gelmez. İşte 5 turist yani. Ha, turist demek. Kapalılığı açtı mı? Sayıdaki, rakamdaki kapalılığı açtı mı? Açtı. Ha, bu yüzden buna temyiz diyoruz. Neredeki kapalılığı açtı? Hamsi sayısındaki. O zaman o da ne olur? Mümeyyiz olur. Sayıların yanı sıra ağırlık. Buna Arapça vezin denmekte. Hacim. Arapça keyl olarak ifade ediliyor. Alan. Mesaha deniyor Arapça. Bunları ölçmek için kullanılan 3 ölçü birimi de melfuz mümeyyiz olarak kabul edilmektedir. Ağırlık, hacim, alan bildiren bir kelimeden sonra temyiz gelmiş ise ana o neyin temyizi olmuş olur? Melfuz mümeyyiz. Yani melfuz mümeyyiz olacak kelimenin ağırlık birimi, hacim birimi, alan birimi olması gerekiyor. 1 kilo portakal satın aldım. İşteraytu kilu ciram kilogram portakal. 1 kilo portakal satın aldım. Manaya bak. Portakal satın aldın. Ne kadar? 1 kilo. Kilo ağırlık birimi midir? Evet. Ha, o zaman o nedir? Melfuz mümeyyezdir. Melfuz mümeyyez hangisi? 1 kilo ile ifade edilen kavram. Kelimeler. Ha, peşine gelen de temyiz olur. Bir kile buğday verdin diyor şimdi. Dilenciye bir kile. Kile deneyin nesi? O da bir ağırlık birimi. Türkiye'de kullanılmasa da yani kile nedir? Bir ağırlık birimidir. Vehebtu el mütevessile keyleten gamhan. Madem ağırlık birimi, o zaman ne olmalıdır kendisi? Melfuz mümeyyiz olarak değerlendirilir. Hemen sonundaki kelimeye de temyiz denmektedir. Peşine bir hektar mısır ekmekten bahsediyor. Hektar alandır değil mi? Keyl hacim bildiriyor. Ağırlık bildiriyor yine. Alan bildiriyor daha doğrusu. Hektar da alan bildiriyor.
Demek ki baştaki bir kilo nedir? Ağırlık bildiriyor. Peşine gelen keil hacim bildiriyor. En son gelen ise alan bildiriyor. Madem alan bildiriyor, öyleyse o da nedir? Melfuz mümeyyezdir. Peşine gelen kelimelerde ne olmaktadır? Temyiz olmaktadır. Bir de ne var? Melhuz mümeyyiz. Birinciyi anladık mı yani? Ağırlık bildiriyorsa, hacim bildiriyorsa, alan bildiriyorsa onlara melhuz mümeyyiz adı veriliyor. Bir de melhuz var. Melhuz cümledeki kapalılık açıklanıyor. E'cebeni er-ra'isu kelamen. Başkanın konuşması hoşuma gitti. Başkan hoşuma gitti konuşması bakımından. Tam öyle Arapça birebir mana vereceksen şu. Türkçe yakıştıracaksan başkanın konuşması hoşuma gitti. E'cebeni er-ra'isu. Başkan hoşuma gitti. Yani başkan hoşuna gitti derken başkanın nesi hoşuna gitti? Ahlakı mı? Duruşu mu? Ne bileyim kıyafeti mi? Kulağı mı? Yok diyor kelamen kelamı kelam yönünden temizdir bu. Sen burada neyi açtın bize? Başkanın seni şaşırtması hoşuna gittiği yönü açıkladın. Bizzat başkanın kendisindeki kapalılığı değil. Değil mi? Cebeni fiil faildeki değil bir bütünü açtın. Cebeni bir fiil nimeful er-reis ise fail olmaktadır. Bu cümledeki kapalılığı açtı. Bundan dolayı melfuz mümeyyez deniyoruz. Diyoruz buna. Dâbet talibu hulukan. Ahlakı bakımından öğrenci güzel oldu. Dâbe güzel oldu et talib öğrenci. Hangi yönden? Saçı yönünden mi? Şusu yönünden mi? Busu yönünden mi? Hayır. Hulukan ahlakı yönünden. Ha, tamam. Ne oldu? Kapalılık giderildi. Dâbe fiil, talib fail. Fiil fail. Hulugan ise onun temyizi olmuştur. Müfrettir, mensuptur. Buradaki temyizler bunu görmektesiniz. Şeribtu kuben şayen. Bir bardak çay içtim. Şeribtu ben içtim. Kuben bir bardak şayen çay içtim. Bardağın kendisini içebilir misin? İçemezsin. Bir bardak içtim derken ne kastettin? Su mu ayran mı? Hayır çay. Bunu şu şekilde ifade edebilirsin diyor. Ku ben olduğu gibi ku be. Tek fetha da olabilir. Tek fethalı yazılırsa bu durumda ne olur? Bu muzaftır. Şay muzafır ney olur? Ya yani yine ku ben dersin de peşinde min getirerek. Ku ben bir bardak. Mineşşay çaydan bir bardak. Çaydan oluşan çay içeren. Ku be şayın. Veya bizzat çay bardağı. Dikkat. Temizin irab özelliği mensub olmasıdır. Melfuz temiz isim tanımlaması yoluyla izafetle ve harfi cerle mecrur olabilmektedir. Burada o anlatıldı. İzafetle burası, harfi cerle burası. Ne anlattı? İzafet veya harfi cer yoksa mensuptur yani. Sayı ve sayılan çerçevesinde temyizi ele almak gerekirse. Burada özetini vermiş zaten. Ne diyor? Diyor ki müfret sayıların temyizi çoğul mecrur, mürekkeplerinki müfret mensup, yüzüla binlerinki yüz bin ve bunların katlarının temyizi müfret mecrur olarak geliyor. Şurası sizin için aşırı derecede önemli bilgiler içermektedir. İndi erbaate kalamin. Mesela eklam dedi. Kalem demedi değil mi? Niye eklam dedi? Kalemin deseydi. Hayır. Hem cemi hem de mecrur olmalı. 3 ile 10 arasındaki rakamların temizleri yani. Hamsete aşara saihan. Müfret ve mensup geldi ve bunun hamse kelimesiyle cinsiyet yönünden uyumsuz. Aşara ile uyumlu olduğunu fark ediyorsunuz. Ayrıca erbaatu dedi. İndi haber. Burası erba müpteda olduğu için merfu gelmiştir. Rafi tu fail hamsete aşağıda meful konumunda olduğu için mensup gelmiş değildir ama bu daima zaten mensup yazılmalıdır. Çünkü neydi? Bu sayı zaten mebni idi. Fetha üzere mebni idi. Fi safi 20 daliben. 20. Merfu olarak yazılmıştır. Çünkü mübtedadır. Fi safi sınıfta vardır. Mevcuttur. Ne? 20 daliben. 20 tane öğrenci. Burada kırmızı olarak yazılanların hepsi nedir? Temyizdir. Ha işte temizlerin irabına, cinsiyetine, tekil, ikil, çoğul olmasına dikkat edin. Yukarıda bilgiler verildi zaten. Bunlar da örnekleri. Harfi celle kullanılan bazı fiiller. Delle ale bir şey delalet etmek, göstermek manasına gelir.
Delle ala. Delle ve türevlerinden sonra ala harfi cerri gelir. Araya başka kelimenin girme ihtimali de vardır. İftekara ile bir şey ihtiyaç duymak, gereksinim duymak manasına geliyor. Ne tedarraka ile bir şeye değinmek, bir şeyden bahsetmek manasına gelmiştir. Kalıp ifadeler uhade, sunae, mesna, sülase, rubaa, humase, südase, subaa, suman, tusaa, uşara, erar. Birer, ikişer, üçer, beşer, dokuzar, onar manalarına gelmektedir. Sayılar faal kalıbına aktarılırsa işte üçer beşer manası ifade etmeye başlanır. Buna ne diyoruz? Üleştirme sayısı. El-adedü tevzi'i, üleştirme. Bu yapı bölme, ayırma, paylaştırma anlamı vermek için kullanılır. Yani üçer üçer şunları şuraya dizin, üçer üçer bagaja koyun gibi. Misafirler birer birer geldi. Uhade, uhade, uhade. Vahid, vahide. Kelimesinin kullanılmış hali, değiştirilmiş, üleştirilmiş hali. Peşine ruba'a gelmişti. Ruba'a da bildiğimiz erba'a yani. Dört. Bunu anlamışsınızdır. Humase bildiğimiz hamse sayısının değiştirilmiş versiyonu. Fu'l, fu'ul, ef'al. Sülüs, eslas. Rubu'u, erba'a. Humus, ehmas. Südüs, eslas. Subu'u, esba'a. Sumun, esman. Tusu'u, etsa'a. Uşur, e'şar. Üçte bir, dörtte bir, beşte bir. Hep bir sonuç olarak. Bu 3 değil mi? Selaseden gelmekte. O zaman 3'te 1. Bu da aynı şekilde 3'te 1 olur. Rubu 4'te 1. Üşur 10'da 1. Üşur diye bir vergi var zaten. Eşar bu da 10'da 1. Onun cimisi. Şuradaki ç cimisi yani. Sağdakiler müfret yazılmış. Soldakiler çoğul yazılmış. Müfret çoğul. Müfret çoğul. Vezinleri. Şu ç çoğul demek. Çoğulun ç'si kısaltılmış hali. Varlıkların sayısını kesirli sayılar ile el-adedül kesri ifade etmek için günlük hayatta sıkça kullanılan bir yapıdır bu. Ayetten örnek. Bismillah. Müzzemmil 20. İnne rabbeke ya'lemu enneke tekumu edna min sülüfeyil leyli ve nisfehu ve sülüfehu. Sülüs. Sülüs. Üçte bir. Üçte bir. 3'te 2 demiş mesela burada. Niye 3'te 2 demiş? Çünkü sürüsün sürüsani sürüseyni tesni olarak kullanılmış. Bildiğin sürüs kelimesi tesni olarak kullanıldığı için 3'te 2 manasına gelmiştir. Sevaun em gerek gerekse ister hem de şöyle de olsa böyle de olsa fark etmez. Ve selamun aleyhim e enzertum em lem tunzirhum la yu'minun. Onları uyarsan da uyarmasan da birdir. Müsavidir, eşittir manasına geliyor. Sevaun. Hava ister güneşli ister bulutlu olsun. Yani şu, sen bu mane ister diye mana ver veya müsavidir, eşittir. Türkçedir. Fark etmez yani. Eşittir. Manalarına gelmiş oluyor. Kıraatun bir okuma parçası. Adedü senevatil karun el-am demiş. Bir asırdaki yılların sayısı. Bir asırda kaç yıl vardır? Yukarıdaki okuma parçasına göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Fehmul mekru okuma anlama. Bu birinci sorunun çıkma ihtimalini her ne kadar düşük görsem de yine de atlamadan onu da ele alarak devam etmek istiyoruz. Ma ma'na kelimetir elfiyeti. Elfiye kelimesinin manası nedir? Elfiye kelimesinin manası nedir? Ma nedir demek? El elfiyetu elfiye kelimesi tutleku kullanılıyor. Ala aşerati kurunin. Aşarat kurun 10 tane yüzyıl demek. Karnun, gurunun, kurun yüzyıl 10 tane var yani 10 var yanında 10 tane yüzyıl olarak kullanılmakta. Yani elfiye nedir? 1000 yıl demektir. Ma el müddetu ez zemeniyetu lil karni.
Şimdi karn kelime, bu gurun cemidir. Karn onun müfredi. Diyor ki bir karn kelimesinin ifade ettiği zamanın müddeti, zamanın sınırı, ölçüsü nedir, müddeti nedir diye soruyor. Nedir? Müddetül karni, karn kelimesinin müddeti, süresi, tusavi denk gelir. Miyete senetin, 100 tane yıla. 100 yıl demektir. Yani bir asır demektir. Kem seneten, kaç yıl, fil akdi zemeniyeti, zamanımızdaki akitte. El akdi zemeni 10 tane yıl demek. 10 tane yılda kaç tane sene vardır? Aynı şeydir. Fil akdi akitte vardır. Aşru sinine, 10 tane yıl vardır. 4 meta ne zaman yebde başlar. Et takvimul hicriyu, hicri takvim ne zaman başlıyor? Başlangıç noktası nedir? Yebde başlar. Et takvimul hicriyu, hicri takvim. Bi hicretin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellemin hicreti ile başlar. Başlangıç noktası bu. Nereden? Min Mekke'te. Mekke'den hicret etmesi, göç etmesiyle birlikte başlamıştır. Nereye hicret etmesi, göç etmesi? İlel Medine'ti, Medine şehrine. Mekke'den Medine'ye göç etme tarihinden itibaren başlamıştır. 5. Kem yevmen, kaç gün fil amil hicriyi, hicri bir yılda kaç tane güç var, gün vardır? Fil amil hicriyi, hicri yılda selasu mi'etin, selas 3 mi'ye 100 çarparsan 300 ve erba'in 4 ve hamsine 50. Toplarsan 54 artı 300 vardı. Yani 354 yevmen gün vardır. Hicri takvime göre bir yılda 354 tane gün vardır sonucu çıkmış oldu. Okuma parçasına göre şuralarda doğrudur, eğridir. Cevap verin denilmiş. El-Amul-Miladiyyu, miladi yıl. Ya'temidu, dayanır. Ya'temede, ya'temidu, dayanır. Ala hareketil kameri, ayın hareketine göre. Ona dayanmaktadır yani. Ayın hareketine göre belirlenmektedir. Bin nisbeti lil erdi, yere nispetle diyor. Tabi böyle bir şey var mı? Böyle bir şey yok. Çünkü miladi yıl, miladi takvim, kamer ay demek, gökte bulunan ay. Onun hareketine göre belirlenmemektedir, ona dayanmamaktadır. Gökteki aya dayanmamaktadır. Ona dayanan hicridir. 2. İnne şüphesiz ki devral erzi, yerin yani dünyanın dönmesi, havle şemsi, güneşin etrafında, hı nedir? El esasu, esastır. Fil amil hicri yılda, hicri takvimde diyor. Bu da yanlıştır. Esasen bu dediği nedir? Yukarıdaki yıl yani. El-Amr miladi odur. Şıklar da değiştirilmiş yani. 1 ile 2 birbirine çorba edildiği için ikisi de yanlış olmuştur. 3. El-Alemul An Filkanil evvel. El-Alemul An, El-Alem dünya, elen şu anda. Filkanil evveli ilk yüzyıldadır. Lil-Elfiyeti Saliseti. Karnın evvel ilk yüzyılında. Lil-Elfiyeti Salisi 3. bin yıl demek. 3. bin yılın ilkindeyiz şu anda. 2000'li yıllardayız. Doğru. 4. Setebde başlayacak. El Elfiyetü Rabiatü 4. bin yıl. Fil evveli min yenabir. Yenayir. Ocağın evvelinde başlayacak. Yani 1 Ocak'ta başlayacak. Liam miladi olarak 3001 yılı yani. O zaman başlamış olacak. Vallahu alem. Allah daha doğrusunu bilir. 5. Kaç şüphesiz ki şeyi de şahit oldu. Hâden asru, bu asır. Et-tegayyuratil adîdete. Pek çok değişikliğe, gelişmelere şahit olmuştur. Hangi alanda? Fil mecalâtil muhtelif. Farklı alanlarda. 6 çizili sözcüklerin yakın anlamlılarını tespit edin. Et takvimun miladiyyu, miladi takvim, yetekevvenu, tekevvenu, yetekevvenu oluşur. Min isney aşara şehran. İsney diyor, bakın başta min harfi cerr olduğu için isnani, isna, isney, cerhani yani yazılmıştır. İsney aşara şehran. İsney aşara 12 demek, şehran ay yönünden. Yetekevvenu min manası nedir bu? Yeteellefu min, oluşur.
Geçtik. El-ehdâs olaylar. Elleti öyle olaylar ki neşe'et. Yaşandı. Kablel hicretin nebeviyeti. Nebevi hicriden önce. Yani peygamberin hicretinden önce. İşte yutlakı kullanılır. Aleyha o olaylar üzerine ne kullanılır? Hangi kavram? Ma o şey ki. Kablel hicreti. Hicretten önce denilir. Nasıl ki milattan önce, milattan sonra diye bir tabir vardır. Aynı şekilde hicretten önce, hicretten sonra diye de bir tabir vardır. Burada geçen yutlaku aleyha işte tüsemma bi, yani tüsemma bi adlandırılır demektir. El karnu karn nedir? Müddetün, zemeniyetün bir süredir, bir zamandır ki tuadülü denk düşüyor. Miyeti senetin 100 lira. Yani karn ne demektir? 100 yıl demektir. Yani bir asır demektir. Tusavi denktir. Tuadilü yerine tusavi yazarsan manada bozukluk olmaz. Lem teşhet şahit olmadı kim ne? El gurunu asırlar el maliyetu geçmiş asırlar şahit değildi. Mistehabihil tehavvulati. Bunun gibi değişikliklere, günümüzdeki değişikliklere, gelişmelere, farklılaşmaya geçmiş asırlar şahit olamamıştı. İşte et-tegayyurattır yani. Tahavvülat, tegayyurat, eş anlamı. Yecibu gerekir, el-ehdu almak. Bi'aynil itibari ennel karne mi'tu senet. Karn yani bir asır nedir? 100 yıldır. 100 yıla diğer adı nedir peki? Asırdır. Vel-asr, asır kelimesiyle karn kelimesi eş anlamlıdır. Öyle sanıyorum ki sıra 3'e geldi mi? 3'ü okuduk. 3'ten sonra Muhtaratun min emsalil arabiye geldik. Kim 40 gün bir toplulukla birlikte yaşarsa onlardan olur. Men her kim aşira kavmen erba'ine yevmen sara minhum. Burası aşira yaşarsa kavmen Erba'ine yevmen sâra minhum. Bir musibet bin nasihatten iyidir. Musibetun, musibet nedir? Evladır, daha iyidir. Neden? Min elfi nasihatin. Bin nasihatten daha iyidir. Daha faydalıdır. İrtibit bil hayat. Hep irbit derlerdi. Bu defa irtibit demişler. Et tedribat, alıştırmalara gelmiş olduk. Alıştırmalarda ne görmekteyiz? Et tedribat. Noktalı yerlere uygun kelimeyi getirin. Neye göre getireceksiniz? Bu tür sorular çıkar. Bunlardan soru bekliyorum ben. Tahminim bu yönde. Kolay da olduğunu düşünüyorum. Vesela ile şirketi hamsete aşara. Vesela vardı ulaştı ile şirketi şirkete kim? Ne? Hamsete aşara. 15 ulaştı. 15 rakamının kendisi mi ulaştı yani? Ya rakam sayı nasıl bir yere ulaşsın? 15 tane bir şey ulaştı. Nedir o? İşte mühendisen mi, mühendisin mi, mühendiseten mi, hangisi olmalı? Bu soruluyor değil mi? Neye göre düşünmelisin? Şuna göre düşünmelisin. Şimdi burada hamsete aşara. 15 sayısından bahsediyoruz. 15 sayısının temyizini irabı nedir bir defa? Şu ilk kelime ve sonuncu kelimede olduğu gibi mensup bir kelime mi getirmeliyiz? Mensup yani örnek. Burada sonuncu harflerde fetha var. Neden merfu bu kelime mi olmalıydı? Mühendis sunda ötreyle bitmiş çünkü. Aynı şekilde mensup olması gerekir desek bile mühendisen, mühendiseten yani mühendis mi, müzekker mi getirmelisin? Buraya getireceğimiz temyiz aşaraya mı uyacak, hamseteye mi uyacak? Hangisine zıt olacak? Bunları biliyor muyuz? Mühendisen getiriliyor. Neden? Çünkü 15 sayısı temyizi nedir? Birler basamayla cinsiyetin önünden zıttır. Hamsete müennes yazıldığı için burada mühendiseten diyemezsin. Ona zıt olacak. Madem ki bu müennes, bunun müzeker olması lazım. Diğer bir deyişle aşara ile uyum içerisinde olmalıdır. Aşara, aşrate değil. T yok sonunda. Demek ki müzeker. Ha, o zaman temyizle müzeker gelecek. Tıpkı burada olduğu gibi bak. Aşırı T ile bitmiş çünkü müennestir. Ha, o zaman onun temyizi de müennes olmalı ve olmuş zaten. Dekhal fi saf ahada aşara daliben. Aşara ile uyum içerisinde olmalıdır. Olmuştur. Selase aşırı daliben. Aşırı müennestir. Daliben de müennestir. Ama unutmayalım. Hem müfret
hem de mensup olarak geliyor temizler değil mi? Bu müfrettir, mensuptur. Müfrettir, mensuptur. Müfrettir, mensup. Müfret, mensup. Vesal ile şirketi sittetun ve işrûne muvazzafen. Şu an matuf bir sayıdayız. Matuf sayılarda da görüldüğü üzere birler basamağı yani sitte, 6, 7, 8, 9 gibi olan o rakam ile cinsiyet yönünden zıtlık oluşturmalı. Temiz. Aynı zamanda müfret ve müennes geldiğini de görmektesiniz. Cae bi hamse dakikaten. Hamse ile temiz zıttır ama onlar basamağındaki sayı ile uyum içerisindedir. Haraca el-üstazu kable vahidetin ve işirine dakikaten. Vahidetin ile dakikaten uyum içerisindedir. Neden? 11'de böyle olur çünkü. 11'de ne olur? 11'e baktığımızda burası ne bir defa arkadaşlar? Yani şirine gerçi 11 değil 21. Matuf bir sayıdır. Matuf sayılarda ilk cüz ile uyum içerisinde oluyor. Temiz. Geçtik bir sonraki sorudayız. Bir diyalog varmış. Nasıl doldurulur? Yakup diyor ki Meta ne zaman cağa geldi halet bardu? Bu posta ne zaman geldi? Eyüp diyor ki Kable hamsin ve aşirine dakikaten. Hams 5, aşirine 20. Aradaki o artı 25 dakika önce. Ba'de sonra demek. Ne zaman gelecek demedi ki. Ne zaman geldi diyor. Ba'de nisfi saatin. Yarım saat sonra gelecek. Yok ama ne zaman geldi diyor. Bak ca'e yeci'u demiyor. Ne zaman geldi diyor. Sen de yarım saat sonra diyorsun. Cevap uygun olur mu? Olmaz. Yarım saat önce desen olurdu. 2. Kem dâle ben fissafi. Sınıfta kaç tane öğrenci vardır? Eyüp diyor ki seb'ati aşara. 17 tane öğrenci var. Ne belki seb'atu aşeru desem olmaz. Neden? Biliyorsunuz ki 11 ile 19 arasındaki sayılar yalnızca 12'nin ikisi hariç olmak üzere 11, 19 yani bileşik sayılar, mürekkep sayılar, fetha üzeri mebnidir. Seb'atu ötürüyle bitmiş, aşeru ötürüyle bitmiş olmaz. Yanlış yazılmış. Seb'atun olmaz. Temin alamaz ki. Şöyle yazılmak zorunda. Fetha üzeri mebni çünkü. Yakup diyor ki kem saffen kaç sınıf fil medreseti okulda vardır? 50 okul ki 700 ders görüyor. Fiha o da sadiku ki senin arkadaşların. Eyüp diyor ki erbaate aşara diyor. Erbaate aşara. Selasun dese 3 olurdu. Erbaate aşara 14 demek. El aşiratu dese ne olur? Bu durumda 10 demiş olur. Hatta aşir 10. demek değil mi? 4. Bikem işterayte hadis sa'a. Şu saati kaça satın aldın diyor. Eyüp diyor ki bi erbaine 40. Bi erbaine başta ba var. O yüzden erbaine mecrur yazılmıştır. Es-sabi'atu olsa sabi'a sema değil sabi'a 7. Fis-sabi'a bu da 7. olurdu. Es-sabi'a fis-sabi'a 7. demektir bu. Uygun düşmez. Yakup yine soru soruyor. Eşirune diye cevap geliyor. Fir-rabi'ati veya erba'ati diye cevap verilmemiştir. 3'e geçtik. Sayılardan uygun olanı doldurun. Burada ne lazım? Şimdi kabil kelimesinden sonrası boş yazılmış değil mi? Kable. Kabil kelimesi her zaman için muzaftır. Öyleyse peşine getireceğin kelimenin muzafın ileyh yani mecrur olması gerekir. Dolayısıyla erbaune'yi getiremezsin. Eğer getireceksen erbaine vav yerine ya yazacaksın. Ayını estirileyeceksin. Mecrur yazman gerekir. Erbaune, erbaine, hamsune, hamsine. Bunu söylemiştik. Rabi olur mu? Bu da olmaz. Kabler Rabi olmuş olurdu. Dakika istenmiş burada. Bedena biz başladık. Dirasete hader kitabı. Şu kitabı ders yapmaya, işlemeye başladık. Kabler Rabi. Dördüncüden önce. Olmaz. Ne diyeceksin ki? Kable hamsin ve arbaine dakikaten. 45 dakika önce başladık. Hamsin esreli. İraba dikkat etmemiz gerekiyor demek ki. سأشاهد الحلقة الثالثة لهذه المسلسل مسلسل بعد 11 سنة بعد sonra 11 11 سنة yıl
sonra izleyeceğiz diyor. Bu halkanın devamını. Ba'de işte bunu söyledik. Kable olsa sin var bak, ileride olacak demek. Sin muzarın başına gelirse yakın geleceği ifade eder. Yani birazdan, çok yakında manalarına gelir. Henüz olmamış ama gelecek zaman, ecek acak. Ba'de sonra demek. Kabl olursa önce. Yani 11 sene önce izleyeceğiz olur mu? 11 sene önce izlemiştik olur. Dolayısıyla kable ile başlayan yer olamaz. Er-Rabi'atü dördüncü demektir. Yetellefu hader film el-vesaiki, yani şu belgesel oluşur, min erba'in ve erba'ine halkaten. Halka bölüm demek. 44 bölümden bu belgesel oluşmaktadır. Min erba'in, erba'ate aşara, 14 demektir. Eğer 14'ü buraya yazarsan ne olur biliyor musun? Erba'ate müennes ya, erba'ate müennes. Bunun müennes olmaması gerekirdi. Çünkü zıtlık içerisinde olmaları gerekiyordu, hatırlayın. Selasune diyebilirsin. 30 olur. Erba'in ve erba'ine 45 olur. Dörde geçtik. Enha nihayete erdirdi. El müdür, müdür el celsete oturumu kable 20 dakikaten 20 dakika önce. Erbaune işirine hamsete aşara. Hamsete aşara olamaz çünkü hamsete müennestir. Peşine getireceğim dakika kelimesinin müzeker olması gerekir. Çünkü dakika kelimesi yani temyiz birler basamayla cinsiyet yönünden zıt olmalı ve aşar veya aşarete 10 rakamıyla uyumlu olmalıydı. Aşaranın müzeker, dakikanın müennes olduğunu görmekteyim. Dolayısıyla Hamzat Aşar'ı şuraya yazarsan uyumsuzluk oluşur. Bundan dolayı olamaz. 5. Yeskunu, sekene yeskunu oturuyor. Oturur. El Üstaz Musa. Öğretmen Musa oturuyormuş. Şu şihaden imareti. Şu yapıda, şu binada. Mundu erba'ate aşara amen. 14 yıldan beri. Errabi'nin 4. demek. Erba'ate aşara amen. 14 yıldan beri. Erbaate müennes, amen, müennes değil. Demek ki zıtlık var, öylesi uyumlu. Eşrune seneten olur mu? Eşrune seneten 20 yıl olmuş olurdu. Munzu var burada, munzunun onun celetmesi lazımdı. Eğer eşrune seneteni buraya yazarsan, munzu harfi cer ya. Dolayısıyla ne yapması lazım? Eşrune'nin eşrine, vav yerine ya ile yazılması gerekir. Cer alameti kendisinde olması gerekirdi. Çünkü eşrune mebni değildir. Ama Erbaate'nin başında bulunuyor. Erbaate lafzen okunuş yazılış olarak yani bir etki yapamaz. Çünkü Erbaate aşara mebnidir. Donuk bir yazılışa sahiptir. 4. Uygun kelimeler yazın demiş. Ya'melu, amile ya'melu çalışıyor. Fil muhteberi, muhteberde hamsun ve eşirun 25 dalibeten öğrenci. Hamsun müzeker, dalibeten müennes. Uyum var demek ki. Selasun ve selasune. 33 tane imraten bayan kadın. Selasun müzeker, imraten müennes. Demek ki bayan kadın manasına gelen bu kelime müennes ya. Şu üç kelimesi de müzeker ya. Zıtlık var. Ha, demek ki doğru yani. Selasete müennestir. Yevmen müennes değildir. Öyleyse demek ki uyum vardır. Ve senna ile şirketi kable isneteyni ve şirin dakikaten. İsneteyni. Ya'dan önce veya Elif'ten önce T olmalı ki o müennes sayılsın. Evet, ya'dan önce T gelmiş. Demek ki müennestir. Dakika da müennestir. Ha, öyleyse zıtlık var. Madem zıtlık var demek ki uyum var. Yani demek ki doğrudur. 22 manasına gidiyor. Kable muzaf olduğu için burası isnani diye yazılamadı da isnetani diye yazılamadı da isneteyni diye yazıldı. Yani Elif ya ile yazıldı. Ya'nın sağında T olması onun müennes olduğunu gösteriyor. Peki ya niye var? Yani nun ile te arasındaki ya bu kelimenin cer halinde olduğunu göstermektedir. Ca'e ebi fit tasi'ati mesaen ma'a tis'ate aşara. Ma'a zarf aynı zamanda muzaf ama tis'ate aşara kelimeleri bu iki rakamda nedir? Fetha üzere mebnidir. Dolayısıyla kendisini cer edemez. Tis'ate kelimesi müennestir. T ile bitmiştir. Sadigan ise müzekkerdir. Demek ki zıtlık var. Ha, madem zıtlık var o zaman uyum var. Zıtlıktan uyum doğar. Yani doğru yazılmıştır. Ketebtu elleme seb'a aşarate. Seb'a müzekker aşarate müennes yazılmıştır. Safhaten de müennes yazılmıştır. Yani 10 ile uyum içerisinde. Hemen onun sağındaki kelime ile rakam ile zıtlık içerisinde. Ha, demek ki doğru yazılmış.
5'e geldik. İndi vahidetun ve işrune liraten. Fakat. Liraten. Şimdi vahidetun müennes. Sana ne lazım o zaman? Müennes lazım. Çünkü burası 21. Yani ukut sayı. Pardon, matuf sayı. Matuf sayılarda ilk kelimeyle bir 21, 22, 31, 32 gibi 1 ile 2'nin kullanıldığı yerlerde o 1 ile 2 ile uyumlu olacak, temiz, uyumludur. Vahidet müennestir. Lira bu da müennestir. Gerileri ise müennes değildir. Yani müennes olsa da nedir? Cimidir. Uyumlu değil yani. Hem müfret hem de mensup olması gerekiyordu. Riyal mensup değil, merfudur. Dekaik kelimesi de cemidir. Bu yüzden kaybeder. Lira kelimesi hem müfret hem müennes olan tek kelimedir. Bu yüzden uyumludur. Tekellemtu ma'hu limuddeti isneteyi yaşrate dakikaten. İsnetey, yani sağında T var. Demek ki müennes. Ha, madem ki müennes, o zaman bununla müennes gelmesinde bir sakınca var mıdır? Yoktur. Gelmiştir. Nitekim 11-12'lerde temyiz ile sayı arasında uyum vardır. Dikkat edin. İsnetey müennes, aşrete müennes, dakikaten müennes. Üçü de müennes gelmiştir. Dekaik seslen cemi olur. Temizlerinin müfret ve mensup gelmesi de gerekiyordu. Dakikaten olur. Dakika teyni tesniyedir, olmaz. İsnetani, isneteyni, isneteyi kalmıştır. Li hamsa aşirete. Li benim için vardır. Ney? Hamsa aşirete. 15 ney? Seyyaraten. Otomobil vardır. Hamse ile seyyara, yani temyiz ile birler basamağı zıtlık içerisindedir. Onlar basamağı ile temyiz uyum içerisindedir. Veleden seslen olmaz. Niye? Velet kelimesi müzekkerdir. Hamse de müzekkerdi. Zıtlık oluşmamış olurdu. Bu yüzden bu iptal. Seyyarat kelimesini seçtik zaten. Bintun, bin tane, benaat kelimesi ise cemidir. Oysa 15 sayısının temyizi bildiğiniz üzere müfret olmalı, mensup olmalı. Hamsete aşara veleden. Hamsete müennestir. Ha, o zaman getireceğin temyizin ne olması lazım? Müzekker olması lazım. Olmuş zaten. Temr fi hadel mesna'i selasun ve erba'une amileten. Selasun 3 amileten. Yani selasun 3 vav artı erba'une 40, 43 amileten, işçi. 3 ile temiz zıt olmalı cinsiyet yönünden ve olmuş zaten. Öyleyse doğru. İhda aşrete maddeten, burası 11 demek. 11'in biri ile temiz uyum içerisinde olmalı cinsiyet yönünden ve olmuş zaten. Demek ki doğru. Burada tercümeleri yazıyor. Ya'melu fil müsteşfa hamsun ve işrune. Aradaki vav artı demek değil mi? Hamsun 5 demek. İşrune 20. İşrine işrune mana değişmez. İkisi de 20 demek. Selasune, selasine, erbaune, erbaine manaları aynıdır. 25 tane mümerrevaten. Niye müennes geldi? Çünkü ilk sayımız, rakamımız müzekkerdir. Seb'ete müennes olduğu için temiz müzekker geldi. İsnetani. Burası müennestir. Ayetene bu da müennestir. Burada ne olmuş? Burada şu olmuş. Zaten 1 ile 2 arasında uyum oluyordu ya. Hani 51 olsun, 52 olsun, 63 değil olmasın da 61, 62, 71, 72 gibi 1 ile 2 ile uyum oluyor zaten. Seb'e aşirete. Seb'e müzekkerdir. Ha, öyleyse diğer kısım, yani aşer kelimesi ile temyiz, ikisi birden müennes gelmesi gerekir. Erba'ete müennes gelmiş. Ha, o zaman diğer ikisi ne olacak? Müzekker gelecek. Ba'de hamsin. Ba'de zarf eşittir muzaf eşittir. Peşine gelen kelime mecrur olmalı. Hamsin mecrurdur. Vav atıf harfi. Sağdaki mecrurluğu sonra aktaracak. Bu yüzden selasune değil de selasine yazılmalı. Selasine dakikaten. Müfrettir, müennestir. Niye müennes? Çünkü buradaki kelime müzekker. Zıtlık olmalı. Hamsetun müennestir. Ha, o zaman bu ne olacak? Müzekker olacak. Elfun ve hamsun mi'eti liratin. Hem kendisi müennestir, hem müfrettir, hem mecrurdur. Bunlara dikkat etmeliyiz. Selasetun ve işruna daliben. İkisi birden müzekker, sadece bu müennes. Sonuncu örneğe bak. Bir olduğu için bir ile temiz uyum içerisinde oluyor. Bitti diyor. Bitti demesi sadece sorular kaldı demek.
Sorulara bakıyoruz. Bir de noktalar görmekteyim. Demek ki noktalı yere ne gelmeli? Bununla alakalı bir soru. Şimdi mühendis kelimesinin müzekker olduğunu, müfret olduğunu ve mensup olduğunu görmekteyim. Ha, öyleyse müfrettir, müzekkerdir ve mensuptur. Bu uyum hangi sayıdan sonra gerçekleşir? Buraya ne yazabilirim? Mesela hamsetun ve enşurune diyebilir miyim? Diyebilirim. Neden? Çünkü hamse ile yani ilk rakam ile ikinci olarak gelen rakam zıt olmalı. Bunlar zıt. Peşine gelen temiz onluk basamak ile artık 10, 20, 30, 40 her neyse onunla uyum içerisinde olmalı. Evet, enşurune ile mühendisen uyumda, hamsetun ise uyumsuzluk sağlamıştır. Enşurune zaten uyumlu olmak zorunda değil mi? Enşiretune diye bir şey zaten yok. Kısacası ilk rakam ile bu temyiz cinsiyet bakımından zıtlık içermektedir. Öyleyse bu olabilir. Aynı zamanda bunun müfret olduğunu, mensup olduğunu görmekteyim. Uyum sağlar burada. Hamse tu olur mu? Hamse tu olmaz. Niye? Hamse 5 demektir. 5'ten sonra gelecek olan temyizin hem cemi hem de mecrur olması gerekir. O kelime ne temyiz ne de mecrur. Demek ki bunu buraya yazamam. Erbaeten yazsam bu müennestir. Bu müzekkerdir. Olabilir demek ki. Erbaeten ve selasine demiş ama. Şimdi işin bir de o kısmı var. Erbaeten yani sayın irabına bakıyorum mensup gelmiş. İştirak etti, katıldı. Filiştimai toplantıya kim ne merfu olarak gelmesi gerekiyor ya. Erbaeten olamaz, merfu değil. Vahiden olamaz, merfu değil. Vahidun olur, merfudur. Ama vahid birdir. Bir ise sayılan kendisinden önce gelmeliydi. Hatırlayın. Çünkü sıfat olarak kullanılırdı. O zaman bu da olamaz. Toparlarsak şu Edirne olamaz, Denizli olamaz, Ceyhan olamaz, Bursa da olamaz. Neden? Temiz, cemi ve mecrur gelmediği için. Demek ki Adana olmak zorunda. Bitti. 4. Noktalı yere ne gelmelidir? Kabil muzaftır. Hem zarf hem de muzaftır. Öyleyse peşine gelecek olan kelimenin muzafın ileyh konumunda yani mecrur olması gerekiyor. Tabii ki gelen sayı fetha üzere mebni olan bir sayı değilse böyledir durum. Mesela saatan olabilir mi? Buraya yazarsan yanlış yazılmış dersin. Çünkü saatani saatteyn olmalı. Tesniyedir bu. Tesniyeler murep değildir. Pardon, mebni değildir. Mureptir. Ya ile yazılması gerekir. Elif yerine ya olmalıydı. Yazım yanlışı var. Hamsun verbuani olamaz. Çünkü hams kelimesi mebni değil. Hamsin olmalıydı. Erbaine olmalıydı. Yanlıştır. Hamse aşete yazsan böyle yazılır. Çünkü 15 nedir? Mebnidir fetha üzere. Başına harfi cer mi gelmiş? Muzaf mı gelmiş? Aldırış etmez. Bu şekilde yazılabilir ki zaten doğru olan budur. Eşrune olabilir mi? Eşrune eşrine. Vav yerine ya olmalıydı. Selasune selasine. Vav yerine ya olmalıydı. Burada ne soruldu? Burada şu soruldu. Kabil kelimesinin muzaf olduğunu, dolayısıyla peşine gelecek kelimenin mecrur olarak yazılması gerektiğini biliyor musun sen? Soru bu. Hadi biliyorsun. Şu 15'in fetha üzere mebni olduğunu, bundan etkilenmeyeceğini biliyor musun? Yani bu iki bilgiyi biliyorsan bunu zaten çözersin. Dikkat edin, manaları hiç aldırış etmedim. Yani sınavda manasını bilmediğiniz kelime çıktı diye gerilmeye gerek yok. 2. Boş bırakılan yere uygun düşen ifadeyi bul demiş. Min var, harfi cerdir. O zaman peşine gelecek kelime şayet mebni bir kelime, mebni bir sayı değilse ne olmalı? Mecrur olmalıdır. İhda aşrate demiş. Şimdi ihda kelimesi bir defa müennestir. Peşine gelen fasıl kelimesi ise müzekkerdir. Oysa 11 ile 12 arasında uyum olmalıydı. Bu zıtlık var. Zıtlık olduğuna göre bu seçilemez. İsne ta bu da müennestir. Yine olmaz. 11 ile 12 uyum içerisinde olmalıydı. Temiz ile 1 ve 2'nin uyum içerisinde olması gerekiyordu. Bu müennes iken bu müennes değil. Müzekker. Demek ki Bursa'da olamaz. Ceyhan'a bakalım. Ceyhan'da ne var? İsneta. Bu da tesniye. İsneta, isnetey. Nedir bu? 2'dir yani. 12 yazıyor burada. Yine bu kelime, bu 2 müennestir. Oysa fasıl kelimesi müzekkerdir. Bu yüzden olamaz. Ahada aşara olabilir mi? Ahada aşara. Ahada aşara olur. Neden olur?
11 ile 12'nin 1 ve 2'lik kısmı temyiz ile cinsiyet yönünden uyumlu olmalı demiştik. Uyumlu işte. Ehade müzekker, fasıl da müzekker olur. Hamsi anşeti olabilir mi? Olamaz. Neden? 13, 14, 15 gibi sayıların o birlik kısmı 3'ü, 5'i, 7'si ne olmalıydı? Cinsiyet yönünden temyizle zıt olmalıydı. Bu da müzekker, bu da müzekker. Ha, o zaman olmadı. Cevap demek ki neymiş? 2'de Denizli'ymiş. 5'e bakalım. 5'te iştaret hazi sa nokta nokta nokta. Biselaseti ala fil liratin. Biselaseti ala fil liratin. Biseb'ine elfe liratin. 5. soruda iştaraytu satın aldım hadi saate şu saati ne karşılığında aldım ne karşılık aldım bir selaseti ala fi liratin desek selase müennes lira da müennes uyumsuzluk arıyorduk burada ise uyum var dolayısıyla bu yanlış olur. Bursa'ya baktığımızda sebeine müzekker veya müennes olarak değerlendirilemez zaten. Peşine gelen liratin müennestir. Uyum vardır. Dolayısıyla Bursa şıkkı doğrudur. Yani ne karşılığında aldım? Şunun karşılığında aldım. Saati. Gable şehrin bir ay önce. Burada hamse aşrate 15 seyyaraten otomobil aldım diyor. Gable şehrin bir ay önce yok. Otomobil satın almadın sen. Saat aldın da kaça aldın? Onu demek istiyorsun. Otomobil değil. Enşiruna saatin 20 tane saat aldım diyor. Zaten saati söylemiştin. Dolayısıyla bu da doğru bir tabir olmaz. Selasune yevmen Gable şehrin. Selasune yevmen 30 gün Gable şehrin bir ay önce. Bu tabirler doğru olmaz. Tabir ne? Saat satın aldım, elma aldım, armut aldım, portakal aldım. Ne karşılığında? Neye bedel olarak? İşte 3.000 liraya veya işte 7.000 liraya satın aldım. Yani para burada geçiyor sadece. Lira, lira burada geçmekte. Mana yönden baktığımızda Bursa doğru, Adana yanlış. Çünkü bu müennes, ilk rakam müennes, temiz de müennes. Ne var? Uyum var. Oysa zıtlık olmalıydı. Bu yüzden Bursa doğru, Adana yanlış. Diğerleri manaca zaten uyumsuz. 3 ile 6'ya bakıyoruz. 3'e baktığımızda noktalı bir soru. 6'ya baktığımızda yine noktalı bir soru. Kısacası noktalı sorular devam ediyor. 3'e bakalım. Kâne mev'iduna ba'de. Bilmen gereken tek şey şu. Ba'de nedir? Zarftır. Eşittir. Muzaftır. Eşittir. Cer amele eder. Yani peşine gelen kelimenin mecrur yazılması gerekir. Adana şıkkı hamsetin ve işirine dersen olur. Hamsetin ve işirine. Kâneydi mev'iduna bizim sözleşmemiz. Ba'de hamsetin ve işirine. Ama olmuyor gerçi. Neden olmuyor? Çünkü noktadan sonra dakikaten gelmiş. Müennes değil mi? Sonra tayla bitmiştir. Sen Adana şıkkını buraya yazarsan bakıyoruz ki hamset kelimesi de müennes. Bak o da T ile bitiyor. İlk cüz müennes. Burada temiz de müennes. Uyum var. Uyumsuzluk olmalı. Dolayısıyla Adana olamaz. Bursa olsa Selasune vavla yazılmış bir ukut sayı. Dolayısıyla olamaz. Çünkü başında ba'de olacak. Ba'de cer amele edeceği için selasine olmalıydı. Selasine olsa doğruydu. Es-salisetu demiş. Merfu yazılmış. Olamaz. Çünkü ba'de cer amele yapacağı için es-saliseti demeliydi. Hamsetun demiş. Yine merfu. Hamsetin dese olurdu. Eşirine. Cer halinde yazılan tek şık Edirne'de var. Dolayısıyla Edirne doğrudur. Eşirine dakikaten 20 dakika sonra. 6 bir konuşma varmış devamında ne gelmelidir? İbrahim demiş ki kem safhaten kaç sayfa garaate sen okudun fi hade kitabı şu kitapta kaç sayfa okudun diyor. Musa da diyor ki şu kadar sayfa okudum diyecek. Kullanacağı sayı ile temiz arasında bir uyumluluk, uyumsuzluk işte bunu gözeterek bir seçenek bulmamız gerekiyor. Musa ne demiştir? Mi'ete safhatin demiştir. Olur mu? Olur. Aşiri dese aşiri mecrur yazılmış. Cereden bir şey yok ki. Fir-rabi'ati ve nisfi tamamen mana yönden uyumsuzluk olacaktır. Tam olarak yarım ve dört demiş. Es-salisetu ba'de zuhri. Şimdi öğleden sonra 3 diyor saat veriyor. Burada saat sorulmamıştır.
Safhatin vahidetin tek sayfa denilmiştir. Şimdi olur da kelime mecrur. Onun cereden bir şey yok burada görüyorsunuz. Bir harfi cer, bir muzaf yok. Bunun üzerinde bulundurduğumuzda sadece Adana doğru olacaktır. Mi'ete safhatin doğru seçenek olur. İrab yani. 7 boşluğa ne getirmeliyiz? Delle yedüllü fiilinden sonra ne gelir? Hani burada fiil ve harfi cer sorusu söz konusu. Yedüllü ala harfi cerinin getirilmesi gerektiğini ezbere bilmemiz gerekiyor. İnne şüphesiz ki zuyufe, zayfun, zuyufun cemi mükesserdir. Misafirler demek. Ca'u geldiler misafirler. Uhade birer birer. Vahiden tek. Vahdehu yalnızca. Vahdekum. Vahde bir demek. Kum siz, sizin biriniz. Burada ne yazmışlar? Esdas, südase, mestese olmalıydı. Bu da değil. Uhade birer birer üleştirme sayısı kullanılmıştır. Üleştirme olarak sadece bu sayı doğru bir şekilde yazmışlar. 8'de ona göz atalım. Burada 8'de bir Türkçe çeviri var. Ha, Arapçası hangisidir denilmiş. Miladi takvim 12 aydan oluşur. Yetekevven oluşur. Küllü takvimi, tüm takvimler. Kül, tüm, hepsi, bütünü demektir. Burada öyle bir şey yok. Miladi takvimden bahsediyor. Elendi. Bursa'ya bakalım. Bursa yetekevvenu oluşur. Et takvimu el miladiyyu. Min ahade aşara. Ahad aşar 11 demek. 12 diyordu. Olmaz. Ceyhan'a bak. Selase demiş. Selase aşar 13. Direkt sayılara bakarsak daha hızlı ulaşabiliriz belki de. İsnetey aşara 12 demektir. İsna aşara bu da 12 demektir. O zaman 12 sadece Denizli ile Edirne'de var. Ha, demek ki bu iki şık üzerinde durmalıyız. Tercümede 12 geçiyor ya. Önce 12'yi bularak başlayabilirsin. İsna aşar burada da 12 var. Yani buna da bakılabilirdi. Ama kül kelimesini gördük ve direkt eledik. Denizli ile Edirne kaldı sadece. Denizli'ye baktığımda şunu görüyorum. İsnetey müennes. Aşağıdan sonrası da müennes. Burada bir ne var? Uyumluluk var değil mi? İki ile temiz arasında uyum var. Oysa uyumsuzluk olmalıydı. Demek ki Denizli'de yazılış hatası, yazım hatası var. Edirne ise doğru yazılmıştır. Min isney aş, mis, isney aşara şehran. Desek nasıl olur? Yanlış olur. Neden? İki de zaten uyum olurdu. Bir ile iki de uyum olurdu. İsnete yaşara seneten sene diyor. Buradaki problem bu. Sene kelimesini kullanmış. Miladi takvim 12 seneden oluşmuyor. Miladi takvim 12 seneden oluşuyorsa biz nasıl 2019'dayız? 12 aydan oluşuyor. Yani şurada sene kelimesi yanlış kullanılmıştır. Edirne doğrudur. Ona baktığımızda yine noktalı yere bir kelime getirmemiz beklenmiştir. İnnehu o yahterimu ihtiram eder, saygı gösterir. İhtereme yahterimu külle insanı, tüm insanlara. Sevaun müsavidir. Ekâne kebîran em sagîran. Küçük mü büyük mü olduğu fark etmez diyor. Yani sevan fark etmez. Şâne kebîran o kişinin büyük olması em veya da sagîran küçük olması durumu değiştirmiyor. O tüm insanlara saygılıdır. Sevan doğru. Yuhibbu sever. Kâne kebîran em sagîran. Tuhibbu innehu ennehu. Doğru cevap sevaun olacak. Nereden anladın? Peşine em gelmiş. Em'i görünce sevaunu seçmemiz uygun olacaktır. Konu burada bitti. Kısa bir özet verelim. Kısa bir özet. Sayıların temyizleri. Hangi sayının temyizi nasıl gelir? Sayıların adlandırılması. Sayı yazabilmek. Mesela 92 yazabilir misin? 36 yazabiliyor musun? 13 nasıl yazılır? Gibi. Sayıların yazılışını bilmeliyiz, adlandırılmasını bilmeliyiz. Sayıların irabı mevni olanı, olmayanı, mecruru, merfusu, mensubu nasıl yazılır? İşte enşurûne, enşirîne gibi. Ve temizlerin irabını bilmeliyiz. Bunları bilirsek, artı olarak tabii bir de ne var burada? Fiil, harf ve cer kullanımı var. O konulara da dikkat etmeliyiz. Bu durumda bu konu halledilmiş olur.